Muş'ta böbrek taşına iyi geldiği iddia edilen ve uzmanlar tarafından sürekli uyarılan su, vatandaşlar tarafından içilmeye devam ediliyor. Bunu koysak acaba? Şimdi ben burayı bilmiyorum. Bakacağız. Ya Allah, bismillah. Suya attığımız taşın parçalar halinde aşağı indiğini görüyoruz. Yani bu da... Görüyorsunuz, kendisi yarıyor zaten. Bak, ben bunu döktüm, bak nasıl oldu. Taş bu kadar kalıyor. Ama orada biraz ben korkuyorum. Orada bir yılan var. İnsanı yer. Olmaz, sen eve götürün ha. Asit gider. Hayır değil. O asit gider. Var ya. Etkisi gidiyor. Ben her sene geliyorum. Abi kötü. Düşüyor yani. Gerçek bende de düşüyor. Şifalı olduğuna inandığımız suya bitkisinden geldik. Geçen hafta arkadaşımızın da gelmesiyle 7 milimlik taşın düşürdü. İnsanların da bu çevredeki insanların da bu suya yani şifalı olduğuna inanıyorlar. Yarını da görenler var. Ha, öbür taraftan da uzmanların insan sağlığı için zararlı olduğunu söylüyorlar ama şifasına gören var. Artık ne yapacağız bilemiyorum. Şifa suyuna gelmişiz, su içiyoruz. Bu böbrek için yani her hastalığı için de iyidir. Ama kanaatimiz de tam olsun. Yani Allah için bu şifadır, biz içiyoruz. Baba sağlığa zararlı olsa benim taşlarım niye düşüyor o zaman? Ben içiyorum, gidiyorum, traktörle çalışıyorum, çiftçiyim. İnan ki hep böyle içtiğimizden gidiyorum, biraz çalkalanıyoruz, o da gidiyor, bitiyor. Taş maş diye bir şey yok bizde. Ama ben gelmişim, vallahi İstanbul'da şişmişim, gelmişim burada, o hastalığı atlatıp gidiyorum. Bu şifalı için su, Kahramanmaraş'ı burada ta buraya kadar geldim. Onun için içiyoruz, inşallah şifa olur, inşallah da çok güzeldir. Bir de tamam mı abi? O da işi gelmişti. Ameliyat olmamış, gelmiş bu da su. Bakım tıneyi. Böbrek taşlarının erittiğini iddia edilen ve halk arasında şifalı su olarak bilinen suyun aslında mikrop ürettiği yapılan analizlerde saptanmıştır. İl Sağlık Müdürlüğümüzün tekrarlayan analizlerinde de geçen sene de yapıldığı şekilde bu suların birçok bakteri ve parazit barındırdığı saptanmıştır. Halkımızın bu suları böbreklerine iyi geldiğini düşünürken aslında kendilerini zehirlememesi ve bu suları tüketmemesini öneriyoruz. Bu su insan sağlığı üzerinde neler yapıyor? Hasta insanların üzerinde suları tükettikten sonra özellikle ishal, kusma gibi belirtilerle belirleyip ciddi sıvı kayıplarıyla böbrek yetmezliği ve ölüme kadar götürebilecek durumlar ortaya çıkmaktadır. Bu konuda da vatandaşlarımızın gerekli İl Sağlık Müdürümüzün yaptığı uyarılara uyarıları dikkate almasını ve şifalı olarak bilinen suların aslında mikrop saçlığını bilerek tüketmemelerini öneriyoruz.